Orijinal paçanga böreği sadece pastırma ve kaşar peyniriyle yapılıyor. Ama ben içerisine biber ve domates de ekleyeceğim. Öncelikle malzememizi biraz ufaltarak başlayalım arkadaşlar. 150-200 gram kadar kaşar peyniri. 2 adet köy biberi. Tohumlarını çıkarttım. 2 adet domates. Tamamen size kalmış içerisindeki miktar. Siz damak zevkinize göre azaltırsınız veya çoğaltırsınız. Şimdi de pastırmaları ince dilimliyorum. Çok da ince değil de böyle gördüğünüz gibi böyle birkaç sefer kesmemiz yeterli. Bu arada çemeni sıyrılmış pastırma benimkisi. Şimdi malzemelerimizi doğradık. Şöyle bir karıştıralım. Ve iç harcımız hazır. Mahallemizin yufkacısından aldığımız güzel ince yufkalarla böreğimizi yapmaya başlayalım. Dilerseniz fırında da yapabilirsiniz. Biraz sıvı yağ ve su sürerek yufkaya tepsiye alın. Kızartmadan fırında da yapabilirsiniz. Kızartmak istemeyenler o şekilde yapabilirler. Ben yağda kızartmalısından yapacağım. Yufkamızı dörde bölüyoruz. Bir tanesini alıp harcımızdan ekliyoruz. Böyle kapatıyoruz. Sigara böreğinden biraz geniş sarıyoruz. Ucunu da hafif sulayıp yapıştırıyoruz. 3 yufkadan 12 tane paçanga böreği çıktı. Son böreğimizi de yapıyoruz. Ondan sonra kızartmasını geçiyoruz. Tavamızın içerisine yeteri miktarda sıvı yağ aldık. İyice kızdırdık. Şimdi böreklerimizi atabiliriz içerisine. Dikkat edin elinizi yakmayın. Koyduğumuz tarafı kızarana kadar hiç çevirme yapmıyoruz. Altın sarısı rengini aldığında çeviriyoruz. Son böreklerimiz de kızardı. Şimdi alıyoruz. Sıcak sıcak servisimizi yapıyoruz. Paçanga böreklerimiz servise hazır arkadaşlar. Çıtırlığını görüyorsunuz. Çıtır çıtır. İçlerini de göstereyim size. Mutlaka deneyin. Ben mantar pizza yapacağım. Bunun için gerekli malzemem 1 kilo mantar. Mantarlarımı ilk önce limonlu ve unlu bir suyun içine atıyorum ki kararmasın. Limonu sıktım. Mantarlarımın sapını koparıp soyuyorum. Limonlu suyumun içine atıyorum. Şimdi mantarlarımı limonlu ve unlu suyumdan yıkadım, soydum ve borcamıma diziyorum şimdi. Bunları ben biraz tuzlayacağım ve fırına vereceğim. İç malzememi hazırlayana kadar fırında pişecekler. Biraz da tuz gezdirelim. Fırınımıza verelim. İç harcımı hazırladım. Bunun için bir tane domates doğradım küçük küçük.
2-3 tane sivri biber doğradım. Şimdi bunları karıştırıp mantarlarımın içini dolduracağım. 1 tane kuru soğan. Bunu da böyle ince ince. Şekli önemli değil ama ince olması gerekiyor. Sucuğum var. 1 kase sucuk. Yeşil zeytinim var. 8-10 adet yeşil zeytin doğradım. Keki koyalım. Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Siz arzu ederseniz sosis de koyabilirsiniz, salam da koyabilirsiniz. Bakın sulanmışlar ve küçülmüşler kocaman mantarlarımız. Şimdi bunların içine böyle malzememizi koyalım, aldığı kadar koyalım. Mantarlarımı içlerini doldurdum. 5 dakika daha bir fırına vereceğim. Sonra da kaşar peyniri ekleyeceğim. Mantarlarım iyice pişti. Bu kaşarları fazla kızarmasın diye önceden atmamıştım. Şimdi üstlerine koyalım. Tekrar fırına verelim. Kaşarlarımız gördüğünüz gibi eridi bile sıcağından. Tekrar fırına atacağım. Ve fırınımı kapatacağım. Sadece kaşarlarımın erimesini bekliyorum. Mantarlarımı 2 dakika fırında beklettim. Fırının sıcağıyla eridiler. Şimdiden afiyet olsun. Lavaştan yapacağım kolay ve pratik börek tarifim için kullanacağım malzemelerimi veriyorum. 500 gram dana kıyma, 1 adet soğan, tuz, karabiber ve 8 adet lavaş. Gördüğünüz gibi çok pratik ve kolay bir börek olacak. Rendenin kalın kısmıyla değil, bu tarafıyla soğanımı rendeliyorum. Bir tane soğanımı rendeledim. Kıymamın içine suyuyla birlikte koyuyorum. Karabiber, 1 çay kaşığı ve tuz. 1 tatlı kaşığı da tuz. Ve kıymamı yoğuruyorum. Kıymamı soğanla yoğurdum. Soğanın suyunu falan da katmıştım. Kıymamı biraz pişirdi. Birkaç dakika yoğurduktan sonra lavaşımın üzerine hiçbir şey sürmeden sadece harcımdan koyuyorum ve dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi çok pratik ve çok lezzetli bir börek. Çiğ börek tadını da andırıyor. Kenarlarını kapatıp bu şekilde de kapatıp lavaşlarımı diziyorum. Tavamın içerisine biraz sıvı yağ koydum ve böreklerimi, lavaş böreklerimi içerisine alıyorum. Çok yavaş kızartmamız lazım iki tarafını da, çünkü içinin kıyması pişmez. Onun için kısık ateşte yavaş yavaş kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi lavaşlarımın diğer tarafını kızartıyorum. Böreklerimin her iki tarafı da pişti. Şimdi havlu kağıdımın üzerine alıyorum. Ve diğerlerini pişiriyorum. Çalışan hanımlara özellikle çok kolay bir tarif. Böreklerim servise hazır. Son böreğimi de pişirdim. Şimdi içine bakalım. 5 dakikada pratik hazırlayabileceğiniz çiğ börek tadında bir börek oldu. Şimdiden afiyet olsun. Bunun için 4 orta boy patatesim var. Bunları güzelce yıkadım. İnce bir şekilde soyuyorum. Sadece baharat ve patates, biraz da sıvı yağ bize yeterli arkadaşlar. Soymuş olduğumuz patatesleri ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra da böyle dilimler halinde kesiyoruz.
ve elma dilimini vermiş oluyoruz arkadaşlar. Patateslerimiz hazır. Şimdi içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz, ayçiçek yağı. Bir tatlı kaşığından fazla kekik kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber tatlı. Biraz pul biber, benimkisi acı, onun için az döküyorum. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyoruz. Ve bir tatlı kaşığı tuz. Hepsini koymayalım, isterseniz fazla gelmesin. Elimizle güzelce harmanlıyoruz. Yağlı kağıt serdiğim borcamın üzerine döküyorum. Sosumuzu da mutlaka üzerine dökelim arkadaşlar. Çünkü patateslerimize lezzeti verecek olan sosumuzdur. Şimdi de güzel bir şekilde patateslerimizi düzeltip önceden ısıtılmış 200 derece fırına verelim. Kızarana kadar pişirelim. Patateslerimiz 1 saate yakın pişti arkadaşlar. Nar gibi kızardı. İçi yumuşak, dışı kızarık oldu. İsterseniz kabuklarını soymadan, ince kabuklu patates bulursanız öyle de güzel oluyor. Hiç soymadan iyice yıkayıp yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.